Osmanlı Devleti'ni kuran adamdır da. Şurada. Aynen şurada. Yeni başında ise Orhan Gazi var. Yani Osmanlı Devleti'nin bir nevi temelleri burada atılmış ve tarih anlamında 1299 yılında devlet ilk başta Bilecik Söğüt'te kuruluyor. Ardından Osman Gazi'nin hayali Bursa'yı fethetmek. Ama Bursa'nın fethi Osman Gazi değil, oğlu olan Orhan Gazi'ye nasip olmuş. Bursa'nın fetih tarihi 6 Nisan 1326. Ve Bursa'yı fetheden padişah da hemen burada arka tarafımızda yatmakta. Onun karşısında bakın kapının girişinde iki tane asker hiç kıpırdamadan, gözlerini dahi kırpmadan nöbet tutuyorlar. Onlar gerçek askerlerdir. Görevi sabah 9'dan akşam 5'e kadar hiç kıpırdamadan saygı nöbetinde durmak. Görevleri bu. Başka hiçbir işleri yok. Bu arada bakınız tam arka tarafında saat kulesi var. Saat kulesini yaptıran kişi Pinçal Piramit ve hemen yanındaki Utoflar hala günümüzde çalışıyor biraz önce söylediğim gibi. Bu yüzden buraya mevki olarak tophane diyoruz. Ve bakınız hemen sağ tarafımızda rengarenk Bursa yazısının arkasında kırmızı beyaz renkli böyle kulübe gibi bir şey var, gördünüz mü? İşte o Türkiye'de yapılan ilk telefilik. 1967 yılında Bursa'da yapıldı. Daha eskiden bu telefiliğin içerisine binerek yukarıya Uludağ, o sizin biraz önce gittiğiniz yani şu an geldiğiniz noktaya kayak yapılan yerlere kadar bu telefilikle çıkılıyordu. Ancak şu an günümüzde bu değil, daha modern haliyle değiştirildi. Ve bugün hava rüzgarlı olduğu için telefilik tamamen kapalı. O yüzden telefilikle Bursa merkezden çıkamadınız, otobüsle çıktınız. Nasıl Uludağ, güzel miydi? Tam zamanında geldiniz. Şimdi ne yapacağımızı söylüyorum. Bakınız size zaman veriyorum. Benim saatim önemli. Benim saatim zaman anlamında 10 geçmekte. Saat 3.30'a kadar. Yani arka tarafta ihtiyacı olanlar varsa lavabolar var. Ayakkabı çıkartmak gerekiyor.